Şeyi de burada bakıyor musun? Neye? Sen şey... Hocam bir onlar çıkacak herhalde. Damar kısımları da özellikle. Evet hocam. Evet hocam, asıl orası. Evet, evet. Görülmesi gereken yerler. Misal yapılarını görüyor musunuz? Bunlar çok kıymetli. Evet, bunlar üremiş misaller. Evet hocam, şey ters yer olmuşlar. Evet. Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantarlardan bir tanesi Ganoderma lucidum'dur. Bu reishi mantarı olarak bilinmektedir tüm dünyada. Ülkemizde ve yine dünyada tıbbi değeri çok kıymetli olarak bilindiğinden ayrıca bu ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Halk arasında kullanımı çok yaygın. Halk arasında tıbbi amaçlar için bazen kanserde koruyucu olarak, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak, otoimmün hastalıklarda tedavisinin pek mümkün olmadığı otoimmün hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır. Yalnız preklinik çalışmalar bu konuda epeyce yapılmış ve bu bahsettiğim konularda etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte bunların insan çalışmaları yeterli değildir. Bunlarda insanlarda hastalıklar üzerine klinik araştırmaların yapılması gerekmektedir kanıtlanmak için. Ancak bu süreç böyle devam ederken şu anda ciddi bir ticari değeri olan mantardır. Doğada bu sert ve odunsu bir mantar türüdür. Bu mantar direkt yeme olarak tüketilmez. Sert odunsu bir yapısı olduğu için ekstraksiyonu halinde veya çay demleme gibi tüketilir. Şu anda günümüzde kahvelerin içine, tabletlerin içine konuluyor. Böyle sert bir yapısı var. Bunun dokusundan veya sporlarından numuneler alıyoruz. Bu sporları çok koyu renkli, kahverengi bir sporu vardır. Bunları laboratuvar ortamında uygun besi yerlerine ekerek bu mantar türünün istediği sıcaklık, nem, pH ve besin dengesini tutturarak, özellikle ışıklandırmayı da ona göre ayarlayarak misellerini ürettik. Bu miseller içerisinde bu yüzlerce farklı numune alarak misellerimizi ürettik. Bunların içerisinde en hızlı üreyenleri ve en verimli olanlarını seleksiyonla seçerek kendi tescilli türümüzü elde ettik. Ve bu türümüzün şu anda çok büyük bir avantajı var. Kendi laboratuvarımızda yetiştirdiğimiz Düzce'den toplanmış türümüz. Ve bu tür yaklaşık olarak 2 aydan bile önce 50-55 gün içerisinde hasata uygun şapka vermektedir. Bu da verimi artıran bir faktördür. Ayrıca bu daha sonra bunların daha sonra tohumlandırılıp daha sonra da kompost içine ekimi gerçekleştiriyor. Böyle poşetlere ekiliyor. Poşetin içerisine farklı bitkilerden elde edilen talaşlar konuluyor. Biz burada yine tarım atıklarını değerlendirmek için elbette bu mantarın istediği belli şartlar var, onları sağlıyoruz. Bunun dışında da bölgemizde çok yetişen fındık atıklarından, fındık zürüflerinden, fındığın dış kabuklarından da kullandık. Orada da verim elde edildi. Ve bu mantar içeriği misel komple sararak o içerideki ağaç artıklarını, odun artıklarını tamamen şey yaparak, sindirerek bir mantar yetiştiriyor. İçinde herhangi bir sentetik kimyasal kullanılmıyor. Kullanılanlar
fındık zurufu, bir miktar kireç, pH ayarlaması için, kalsiyum için, kavak talaşı gibi belli talaş, kayın talaşı gibi bazı talaşlar kullanılıyor. Nemlendiriliyor ve belli bir sıcaklığı var. Belli bir sıcaklıkta, belli bir ışıkta bunlar bekletilerek işte o dediğim 50-60 gün içerisinde bu şapkaları çıkarılıyor. Tabii bunu sadece üretmek yetmiyor. Bunun satışının yapılması gerekiyor. Bu yemeğe uygun bir mantar olmadığı için pazarda satışı pek mümkün değil. Bu maksatla ülkemizde bunun ticaretini yapan firmalarla da irtibat kurduk. Bu firmalara biz üretimi yaptırabileceğimize dair bazı sözleşmeleri imzalayıp vatandaşlarımızla üretime başladık. Vatandaşlarımızdan, köylülerden bazıları ilgi duydu. Bir köylümüz kendi eskiden kullanmış olduğu tavuk kümesini, tavuk çiftliğinin odalarından birkaç tanesini mantar tesisi haline getirdi. Burada biz akademik destek verdik nasıl yapılacağına dair. Ve orada bunları üretti. İlk ürünlerini de o firmaya sattı ve ilk parasını kazandı. Şu an ülkemiz için söyleyeyim. Ülkemizde çok fazla yetiştiren yok. Yetiştirenler var bunu ama küçük ortamlarda kendi ihtiyaçları kadar zaten çok fazla yetişmiyor bu. Verimi çok düşük. %10-15 civarında bir verimi var. Yani bir ton ektiğinizde 100 kilo falan mantar çıkabiliyor. Özür dilerim, daha düşük verimi var. Dolayısıyla bu mantar şu an Türkiye'de iç talebi karşılayacak kadar üretilmiyor. Bu nedenle de talep de çok ciddi olduğundan pahalı. Bunun perakende satış fiyatı ortalama 3000 lira dolayında. Biz merkezimizde de satış yapıyoruz. Perakende satış fiyatı yani gramla satılıyor. İşte 10 gramlı 30 liradan ve 1 kilosu 3000 liradan satılıyor. Çay şeklinde demleme kullanıldığı için az kullanılıyor.